Aile odaklı politikalara devam edildiği sürece, anayasa hiçe sayıldığı sürece, AYM kararları yok sayıldığı sürece, genel olarak her türlü durumla ilgili olarak demokratik bir ortam değil, tam tersine eşitsizliğin dibe vurduğu, açlığın dibe vurduğu, her anlamıyla bütün zorlukları üst üste yaşadığımız bir dönemde kadınların eşit ve özgür yaşamasını bekleyemeyiz. Tam tersine en çok kadınlar işte o koruyoruz diye bahsettikleri ailelerle birlikte öldürülür oldular. Şimdi biz 6284 sayılı bir kanunumuz var sevgili dostlar. İstanbul Sözleşmesi Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ydi ve sadece onun imzalandığı yıl kadın cinayetlerinde ciddi oranda bir azalma olmuştu. 2011 yılı. Bir uygulama kanunudur 6284. İstanbul Sözleşmesi'nin içeriğindeki temel yaklaşımı içerir ve der ki önleyeceksin, koruyacaksın, cezasızlığı ortadan kaldıracaksın, etkin soruşturma yürüteceksin, kurumlar arası politika geliştireceksin, kadınları güçlendireceksin diyerek bütünsel bir mantık anlatır. Bunları ezberledik artık hep birlikte. Önleme, koruma, kovuşturma, politika geliştirme, koordinasyon diyerek. Ağustos ayında Balıkesir'de 18 yaşındaki Eylem Sevilen arkadaşımız babası tarafından öldürüldü. Genç Feministler Federasyonu olarak İstanbul'da eylem için protesto gerçekleştirmiştik. Herkes duymuştur. Fail verdiği ifadede arkadaşının doğum gününe gitmek istediği ve erkek arkadaşı olduğundan şüphelendiğim için öldürdüm diyor. O ifadeyi ilk okuduğumda aklıma gelen şey Eylem kim bilir o evde yıllarca ne yaşadı olmuştu. Ve şunu da düşündüm. Fail Murat Sevilen'in verdiği ifade AKP'nin aile odaklı politikalarının yarattığı sonucu çok güzel bir şekilde ortaya koyuyor maalesef ki. Genç kadınlar babalarının tahakkümü altında yaşasın istiyorsunuz. Ve ben buradan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş'a da seslenmek istiyorum. Ailenin yüceltilmesi, ailenin birliği, ailenin kutsallığı diyorsunuz. Genç kadınların arkadaşının doğum gününe gitmek istediği için öldürülüyor oluşu gerçeği o ailelerdeki babalardan daha mı değersiz? Bizim hayatımız, bizim kararlarımız o ailelerdeki erkeklerden daha mı değersiz? Ve aynı zamanda ailelerimizden asla kopmayalım istiyorsunuz. Başımıza diktatör babalar dikmek istiyorsunuz. Ama ben buradan bizim için güzel, AKP için kötü bir gerçeği söylemek istiyorum. Bizim hayatımızı ve kararlarımızı ikinci plana attığınız her gün o ailenin kökünü kazımak için genç feminist olarak daha fazla örgütleneceğiz. Ve aile odaklı politikalar demişken, AKP'nin aile odaklı politikaları ve ekonomik krizin derinleşmesi her gün genç kadınları maalesef ki ailelere daha bağımlı hale getiriyor. Bu aile odaklı politikaların sonucu kadınlar evli oldukları erkeklere şiddetiyle karşılaşıyorlar. Verilerimizde görüyoruz, kadın cinayetleri her gün artıyor. Ama sadece bu politikalar kadınlar ve evli oldukları erkekler arasındaki çekişmeyi ve eşitsizliği derinleştirmiyor. O evlerde kız çocuklarının, genç kadınların babalarıyla yaşadıkları ilişkiyi de belirliyor. Bizler genç feministler olarak o evlerde yıllardır özgürleşme mücadelesi yürütüyoruz. Geçenlerde yazmıştım, onu burada da söylemek istiyorum. Aile kutsal değildir. Kutsal olan iyiliktir, vicdandır ve sevgidir. Narincik'ten Leyla'lara, Özgecan'lara, Münevver'lere, kız çocuklarımızın, genç kızlarımızın bu berbat dünyada kısacık ömürlerinde yaşadıklarını umarım hiç kimse yaşamasın, hiçbir kadın yaşamasın. Ve bu bizim elimizde. O nedenle mücadele etmeyi ve hesap sormayı bırakamayız. Tüm suçlular, ağır cezalar almadıkça susmamalıyız. Ama bu cezaları da almamaları için 6284 mutlaka tekrar gündeme gelmeli. Kadın atalarımızdan doğmamış çocuklarımıza da kim varsa haklarını savunmak zorundayız. Ve özgürlük ne yazık ki kolay kazanılmıyor ama çok kolay kaybediliyor. Ne yazık ki ben barış ve kardeşliğin hüküm sürmesi için en önde hep kadınları görüyorum. Bunun aslında gurur duyuyorum. Bütün hayvan hakları yürüyüşlerinde, mitinglerinde, iklim krizi eylemlerinde, kadın cinayeti eylemlerinde her zaman en önde kadınlar var.
erkek arkadaşlarımızı da yanımızda görmek istiyorum. Feminizm sadece kadınlara özgü bir şey değil. Bir sürü erkek de feminist olabilir. Onları da davet ediyoruz. Bu bir başka kadının olayı değil. Bu uzağımızdaki bir kadının, uzağımızdaki bir çocuğun meselesi değil. Her kadının aynı duyarlılıkla bu konuya eğilmesi şart. Her gün öldürülmeden önce birbirimize güç vererek cesaretle birbirimize sarılmamız ve kadın kadının gücüdür dememiz de gerekiyor. Erkekleri yanımıza almadığımız müddetçe de bu olmaz. Gelin birlikte bu işi başaralım ve 6284'ü etkin bir şekilde hayata geçirelim. Bu Nari'nin tabutun üstündeki o beyaz gelinliği gördüğümde benim ilk aklıma gelen şu oldu. Bir Hatice teyze vardı. Kızını eski eşi galiba öldürmüş ve kadın kızının gelinliğini bir meydanda evinin önünde yaptı ve şunu sordu çok büyük bir öfkeyle. Şunu düşünün, Hatice teyze bu gelinliği niye yaktı? Hatice teyzenin o gelinliği yakıştaki öfkesine birazcık ihtiyacımız var bizim. Nari'nin gelinliğini gördüğümüzde de şu anda buradayken de teşekkür ediyorum tekrardan. Anayasayı uygulamayan bir iktidardan, Türkiye'yi anayasasızlaştıran bir iktidardan artık yasaları uygulamayı beklemek hayalden öte bir şey. Peki ne yapacağız? Konuşmamın başlangıcında söyledim, daha fazla umutluyum diye. Öfkeliyiz ama umutluyuz. Şimdi bu iktidar dün olduğu gibi bugün de kadın mücadelesinden korkuyor. O yüzden yaşamı savunmak için alanlara çıktığımızda dün olduğu gibi hayvan haklarını koruma soru işareti kanunu için sizler çok büyük bir mücadele verdiğinizde yine şiddetle karşılaştınız. Şimdi Nari'nin için insanlar sokağa çıkıyor, onun için de ön kesiyorlar. Basın açıklaması yapabilirsiniz ama yürüyemezsiniz diyorlar ve yine şiddetle karşılık veriyorlar. Dolayısıyla kadın mücadelesinin ne kadar yetkin hale geldiğini biliyorlar. Ve sürekli bize abartıyorsunuz diyorlar. Abartmıyoruz. Aslında daha da abartabiliriz. Kadını kıyan toksik aile düzenine karşı balyozla üzerine yürümeye devam edeceğiz. Abartmıyoruz. Kutsal aileye karşı mücadele edeceğiz. Abartmıyoruz. Bu kutsal aile değişene, dönüşene, kadını kıymayana, eşit özgür yaşamı idame ettirebileceği bir alana dönüşene kadar biz mücadeleye devam edeceğiz. Ve bu mücadele, bu kadın mücadelesi sessizlik battaniyesine, o erkeklik sözleşmesine sarılamaz, o sözleşmeyle boğulamaz. Ve bitirirken diyorum ki özgürlüğümüzden başka kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Onlar cenk, cihat, şehadet diye olabilir. Biz diyoruz ki Jinjiyan Azadi, yaşasın kadın dayanışması. Teşekkür ederim.